Sevgili arkadaşlarım merhabalar, selamlar, sevgiler, saygılar. Evet %100 yayıncılıkla yolumuza devam ediyoruz. Bugün değişken değiştirme test 12'ye bakacağız. Değişken değiştirme bizim için önemli bir kısım arkadaşlarım. Çünkü integral almanın yöntemlerinden bir tanesi. Güzelce öğrenmemiz lazım. Onun için de bol bol soru çözeceğiz. Şimdi birinci soruda dx eşittir. ve dx bölü 5x 7 denmiş. Şimdi değişken değiştirme neydi? Ne yapacaktık? Bir fonksiyon türevini alacaktık bir yerlerde o türevin olmasını isteyecektik. Bak şimdi burada 5x 7. Sen burada bir tane bir değişken değiştirme yaparsan yani 5x eksi 7'ye u dersen buradan 5 tane dx eşittir du olur ki sen dx'i arıyorsun. İstersen her tarafı 5 ile 5'e bölebilirsin. İstersen dx eşittir du bölü 5 yazabilirsin. Buradaki tercih tamamen sana ait. İntegrali açtım. dx'e du bölü 5 yazacağım. 1 bölü 5'i ben dışarıya attım du U oldu arkadaşlarım. Bölü. Şurası U olduğu için U kare. Şimdi buradan 1 bölü 5'li bir işimiz yok. Burası U üzeri eksi 2 çarpı D U'dur. U üzeri eksi 2'nin integralini almak artık bizim için çok kolay. U üzeri bir arttırdım. Eksi 1 dedim. Eksi 1'e böldüm. Artı C. Şimdi toparlayalım. Ne oldu? Eksi 1 bölü 5 çarpı 1 bölü U yazacağım. Ama U gördüğümde ya 5x-7 yazsam işte fena olmayacak. 5x-7 artı C dedim. Hangisinde? Dağıtmış mı acaba? Dağıtmış. Eksi ile beraber dağıtmış arkadaşlarım. Eksi 5 ile beraber dağıtmışlar. 1 bölü. Eksi 5'e dağıtırsam 35. eksi 5 çarpacağım ya şu eksi şu artı olsun. 35 eksi 25 x artı c oldu. 35 eksi 25 x artı c. da bu var. Tamam. 2'ye gelelim bakalım. Şimdi iki de yine türevi belli bir yerlerde olacak. Bak ben de şuna U desem sanki türevi yukarıda olacak gibi. Çünkü derecesi 3. Bir kez türev alsam derecesi 2'ye inecek. O zaman diyorum ki 4x küp eksi 7x kare artı 1. Sen buna U de. Sonra türev alalım. 12 tane x kare eksi 14x değil mi? 14x yazmam lazım çarpı dx arkadaşlarım. Bu da du olacakmış. Aynısı var mı? 12x kare eksi 14x çarpı dx var. O zaman ben onun yerine direkt du yazacakmışım. Bölü alt tarafta arkadaşlarım u üzeri 3. Eşittir. Şimdi u üzeri 3'ü u üzeri eksi 3 çarpı du yazayım. integral alayım. Bir arttırdığım zaman eksi 2 bölü eksi 2 artı c dediğim. Şimdi ne yaptı bu? Eksi 1 bölü 2 ile başlayacak arkadaşlarım. 1 bölü u kare yazacak. Değil mi? eksi 1 bölü 2 ile başlayacak ve u kare yazacak artı c. Bakalım. Eksi 1 bölü 2 u kare. Bak u'su şuydu. Zannediyorum Edirne şıkkında var. Artı tekrar tekrar yerine yazmama gerek yok sanırım. 3'e geldim. Şöyle yapayım isterseniz. Şimdi yine x kare eksi 6 x kare. İşte x küp eksi 6 x kare desem 3 x kare olacak. İsterseniz ben bunu bir x parantezine alayım mı? Ha yok niye alayım? Değil mi? Almadan da olur. Şimdi x küp eksi 6x kare eşittir u. Bir de yazmadan görün arkadaşlarım. Yani ya göremiyorsanız yazın da görün. Şimdi burası 3x kare eksi 12x dx eşittir du. Hocam sende x kare eksi 4x var ama burada bu geldi. O zaman ne yapalım? 3 parantezini alalım. 3 parantezinde x kare eksi 4x çarpı dx eşittir du. O zaman bizim istediğimiz şey tam olarak da ne? 3'e bölersem du bölü 3. O zaman yazalım yerine. Bunun yerine yazalım. Şimdi 1 bölü 3'ü başa atalım. du gelsin bölü. Bunun yerine u yazmıştım. U kareyi yazalım. Eşittir diyelim. 1 bölü 3 çarpı u üzeri eksi 2 du. integralini alalım. 1 bölü 3 çarpı u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani eksi 1 bölü 2 ile şey, eksi 1 bölü 3 ile başlayacaksın. Dağıtmış mı? Dağıtmamış. Bak eksi 1 bölü 3 Çarpı 1 bölü u. Eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü u artı c. 1 bölüyü de şöyle yazdım. Ee, x küp. Eksi 6 x kare artı c. Eksi 1 bölü 3 ile işte başlayacağımı anlamıştım arkadaşlar. Tamam mı? İçeri dağıtabilir. Yani onu da yapabilirler. Ya, oradaki ifadelerde bulacaksın artık. Bir şekilde. Bak dikkat dikkat. Arkadaşlar. Y'ye göre integral almış. O zaman sen şimdi burada belli ki x kare artı y kareye u dediğin zaman. Y'ye göre çalıştığın için x'ler senin için sabit olacak. O zaman diferansiyelini aldım. Burası 0. Burası 2Y, D'Y, D'U oldu. Yani aslında Y, D'Y yerine D'U bölü 2 yazman lazım. Yazalım. 1 bölü 2'yi başa atacağım ben. D'U yazdım Y, D'Y yerine. Bunun yerine de ne yazdım? U yazdım. U küp. Eşittir. 1 bölü 2'ye attım. U üzeri eksi 3 D'U oldu burası. Bu da 1 bölü 2 çarpı u üzeri eksi 2 bölü eksi 2. Değil mi? Bir arttırdım böldüm. Tabii ki artı c'yi de unutmayalım. Şimdi eksi 1 bölü 4 ile başladık. 1 bölü u kare arkadaşlarım çarpı u kare artı c oldu. Eksi 1 bölü 4'ü aldım. u dediğimiz kimdi? u dediğimiz şuydu arkadaşlarım. x kare artı y kare. x kare artı y karenin ikinci kuvvetini yazacağız. x kare artı y karenin ikinci kuvveti artı bir de burada bir c olacak. O da bizim için hangisiydi? Kesir çizgisi şöyle çizelim. Eksi 1 bölü 4. X kare artı y karenin karesi artı c. de bu da görüldüğü üzere var. 5'teyiz 5'teyiz. Şimdi bak. Eksiller var. Değil mi? Yani kuvvetleri eksi. Bunları ne yapalım arkadaşlar? Bunları paydaya alalım. Yani kimisini paydaya kimisini paya. Şimdi 6 tane. Şunu e, paydaya aldığım zaman. X kare eksi 5x artı 1'in. Üçüncü kuvveti. Değil mi? Çünkü yer değiştirebiliyor. Ya yani yer değiştirebiliyor. Eksi üçlü 1 şeklinde yazmak. Diğeri de arkadaşlarım 2x eksi 5 zaten. Onu da yukarıya atabilirim. Tamam. 1'i yazmama gerek yok. Dx. Şimdi ben burada şuna u dediğim zaman yani x kare eksi 5x artı 1'e u dediğim zaman. Şuna eşittir u diyeyim. Buradan 2x eksi 5 çarpı dx du geldi. Tamam mı? Bence gayet mis gibi. 6. Açtım integrali. Burası de u. Değil mi? Böyle arkadaşlarım. Burası da u olduğu için u küp yaptı. Eşittir. 6 tane u üzeri eksi 3 de u yaptı. Bu da 6 tane bir arttırayım u üzeri eksi 2 böyle eksi 2 geldi. Sadeleştireyim. Eksi 3 u üzeri eksi 2 artıcıyı unutmayalım tabii ki. Değil mi? Bir sıkıntı yok. O zaman ne yazmam lazım? eksi 3 bölü u kare artı c yazalım eksi 3 bölü x kare eksi 5 x artı 1'e ben dedim ama bak ha dikkat et x kare eksi 5 x artı 1'in karesi artı c yani denizde benim bulduğum zaten var tamam 6'dayım şöyle 6 yapalım şöyle bir temizlik operasyonu yapalım ve devam edelim şimdi hocam buna u desem 8 x eksi 12 ama yok burada yok türevi yok o zaman bakacaksın acaba bir kuvvet mi alınmış? Yani bir şeyin kuvveti mi alınmış? Şimdi arkadaşlarım görüldüğü üzere alt taraf 2x eksi 3'ün karesi. Bak 2x eksi 3'ün karesi dx olarak yazılmış burası. Birincinin karesi birinciyle ikinci çarpımın katı ikincinin karesi diye. Şimdi biz burada bunu araştırmaya çalışıyoruz. O zaman yan tarafta diyelim ki 2x eksi 3 sen eşittir u ol. Buradan da 2dx eşittir du ol. O zaman dx eşittir. du bölü 2 ol. Tamam. Anlaştık mı? Şimdi e, o zaman ne yapalım? Yerlerine yazalım. dx yerine ne ha, 2dx lazım mı bize ya? Ben niye bunu şey yaptım ki? 2dx lazım zaten bize. Burada 2dx var ya. O zaman ben onun yerine ne yazacağım? du yazacakmışım. Bölü. 2x eksi 3 u yazacağım. U kare du. du'yu yazdım zaten. Eşittir u üzeri eksi 2 du oldu. Bu da arkadaşlarım 1 arttığı zaman u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c oldu. Bu da 1 bölü u eksi 1 bölü u artı c yaptı. Yani eksi 1 bölü 2x eksi 3 artı c. Varsa kaçırmayın. 2x eksi 3 ama değil mi? 2x eksi 3 artı c var. İşaretlerim geçtim. 7'ye geldim. 7 diyor ki neler neler diyor. Şimdi bu da bir şeyin karesi gibi duruyor, ama neyin karesi gibi duruyor? Hemen bakalım arkadaşlarım. Şimdi dt diyelim, Bak, e, kök 2 falan var ya birinci ile ikinci çarpım nicatı. Acaba kök 2 t eksi birin karesi mi diye meraklanmıyor değilim. Birincinin karesi burada, birinci ile ikinci çarpım nicatı burada, İkincinin karesi burada. Tamam, bunu istiyormuş. Yani bunu görmek lazım. O zaman biz diyelim ki kök 2 t eksi bire u diyelim. O zaman kök 2 dt eşittir du olsun. O zaman biz dt yerine de du bölü kök 2 yazalım. E yazalım. Şimdi o zaman ben 1 bölü kök 2 ile başlamam lazım değil mi? Şimdi bu integrali artık değişken değiştirmeli yapacağım. 1 bölü kök 2 ile başlamam lazım. du demem lazım. Burada u kare demem lazım. Değil mi? Sonra 1 bölü kök 2. u üzeri eksi 2 ya bu. Integral alıyorum U üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Şimdi i̇şte buradan da eksi 1 bölü kök 2 çarpı 1 bölü u. Artı C. Artık ona bakacağım. U ne? 2T eksi 1. Kök 2T eksi 1 arkadaşlarım. Çarparlar mı? Çarparlar. Niye çarpmasınlar? Eksi 1 bölü kök 2 çarpı kök 2T eksi 1 artı C. Eksi 1 bölü dağıt 2. 2T eksi kök 2 gibi bir şey arkadaşlarım. Artı C'yi de unutmayalım. Tabii ki de yanlış olmasın diyorum. Dağıtmamışlar ki adamlar. Burada da yazmışlar. Bak aynısını. aynısı değişen bir şey yok. 8'e geldim. 8'de ikinci türev fonksiyonunu vermiş. Fark etmez bizim için. Buna göre fx fonksiyonu x eşittir eksi 1 abisi noktadaki teğetin eğimi kaçtır? İntegral sabitini 0 alınız. İyi alalım. Şimdi x eşittir eksi 1 abisi noktadaki teğetini alınız. Şimdi f üssü o zaman eksi 1'i soruyor adam bana. E hocam f üssü 2 var. ikinci türev var. Ne yapacaksın? Bir geriye dönmen lazım. O yüzden bir tane integral alman lazım. yani Aslında diyor ki sana integral içerisinde f üstü 2x dx eşittir. Integral içerisinde x kare bölü şurası da x üzeri 6 eksi 4 x küp artı 4 Keşke şimdi yazarken gördüm arkadaşlarım. Şöyle yazsaydım daha iyi olurdu. x küp eksi 2'nin karesi olarak yazsaydım dx. Şimdi hocam Nereden anlayacağım? Ya bak bunun türevini alınca x kareli bir şey gelmiyor. x üzeri 5'li bir şey geliyor. O da seni buraya sevk edebilir. Tamam. Bunu aldım. Şimdi bir kez e, integral alırsam belli ki f üstü x gelecek. Eşittir. Buradan da x küp eksi 2'ye u desem 3 x kare dx eşittir du olsa o zaman x kare dx de du bölü 3 olsa. Yani buradaki integrali bir değişken değiştirmeyle yazalım. F üstü x'i kaldıralım şuradan bir. Şimdi x kare dx du bölü 3 1 bölü 3 du bölü burası arkadaşlarım u olduğu için u kare oldu. Eşittir 1 bölü 3 çarpı du şimdi u üzeri eksi 2 yazayım du yazayım. Şimdi integrali alayım. 1 bölü 3 çarpı bunun integrali bir arttırsın eksi 1 yapar eksi 1'e bölersin. Tamam mı? Anlaştık değil mi? Sıkıntı çıkmaz değil mi? Hop bu da gitti. Neyse. U üzeri eksi 1. Tamam. Artı c. Integral sabitini sıfır alın dediği için bunu da sıfır alıyorum ben. O zaman ne oldu? F üstü x'e bir bakalım artık. F üssü x'e bir bakalım. 1 bölü 3 çarpı eksisi de var. 1 bölü u. U kimdi arkadaşlarım? x kare eksi 3'tü. x kare eksi 3. Adam diyor ki eksi 1 yaz. Yazalım. Eksi 1 bölü 3 çarpı 1 bölü eksi 1 yazarsam 1. 3 çıktı. Eksi 2. Çarpıştırdım. 1 bölü 6 ile bunu da halletmiş oldum. Yani aynı şeyler yapıyoruz aslında ama yerlerine değer falan koyuyoruz. Şimdi <laughs> hmm. bu neyin karesi olsa gerek değil mi? Ben bunu kök x parantezine alsam. Bunu kök x parantezine alsam acaba bir şeyin karesi olur mu? Bir bakalım. Şimdi arkadaşlarım 1 bölü kök x parantezine aldım. Tamam mı? x artı 2 kök x. Şimdi dağıttığım zaman 2x yapmasın için 2 kök x demem lazım. Artı 1. dx dedim. Şimdi bak burada biraz daha işler kızışmış. Şimdi kök x parantezinde bak burası kök x artı kök x artı birin karesi arkadaşlarım. İyi bak. İyi gör. Birincinin karesi. Birinciyle ikinci çarpın dikkat İkincinin karesi yapıyor mu? Yapıyor. Şimdi bak ben kök x artı bire u diyeceğim. Türevine hemen zihninden biliyorum. 1 bölü 2 kök x. Var mı? Evet var. Hocam 2 yok. 2'yi hallederiz. Kat hallederiz. Onlar sıkıntı değil. Şimdi kök x artı bire u dedim. Hemen türevini aldım. 1 bölü 2 kök x dx d u oldu. Adam senden 1 bölü kök x dx istiyor. 2 ile çarp. Şu 2 gitsin o zaman oradan çarp. 2 olsun olay bitsin. Hiç karışıklığa mal vermeyin. İntegral Dx bölü kök x d u yazacakmışım onun yerine. Hatta 2 du u yazacakmışım bölü. Bunun yerine de u yazacakmışım u kare oldu. 2'yi attım başa. Şimdi burası u üzeri eksi 2 olduğu için integral u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Yani eksi 2 bölü u oldu arkadaşlarım. Yani eksi 2 bölü kök x artı 1 artı c oldu. Benden bu kadar. Eksi 2 bölü kök x artı 1 artı c. Anlatabildim mi? Sıkıntı yok değil mi? 10. soru. Şimdi bak alt taraf belli ki bir şeyin açılımı olmuş. Bak direkt böyle baktığım zaman gördüm arkadaşlarım. Şunu şöyle yapayım ben. Şöyle şuraları bir kaldırayım şöyle. Alt taraf bir şeyin açılımı. Neyin açılımı? x3 artı 3x artı 3x artı 1 x artı 1'in kübünün açılımı. Hocam nereden bileceğim? Ya integrale gelmişim. Bilecek tabi. Bilmiyorsan da burada göreceksin. Bunu bileceğiniz arkadaşlar. x artı 2 bölü x artı 1'in kübü dx. Şimdi hocam ben buraya u desem burası gelmeyecek. Evet gelmeyecek. O zaman parça parça yazalım. Buraya x artı 1'e göre ayarlayalım. Yani şöyle yazalım. x artı 1 bölü x artı 1'in kübü dx artı 1 dx bölü. Yani x artı 2. x artı 1 artı 1 yazdım. x artı 1'in kübü dx. Şimdi burası ne oldu? Burası 1 bölü x artı 1'in karesi dx. Değil mi? Artı burası da dx bölü x artı 1'in kübü. Şimdi bak. Biz burada x artı 1'e u desek arkadaşlarım. Şurada kenarda diyeyim. Her ikisinde de aynı şey olur. x artı 1'e u desek dx eşittir du olur. Yani aslında burası du bölü u kare olur. Değil mi? Tamam. O zaman yazalım orayı. du bölü u kare. Yani u üzeri eksi 2 du yazalım. Artı. Aynı muhabbet burada da var. u üzeri eksi 3 du yazalım. İntegral alalım. Bir arttırdım. u üzeri eksi 1 bölü eksi 1. Artı cesini toptan eklersiniz. Sıkıntı olmaz. Artı. Bir arttırsam o üzeri eksi 2 bölü eksi 2 artı c. Şimdi buna bakacağım. Şimdi eksi 1 bölü u. Eksi 1 bölü x artı 1. Eksi 1 bölü x artı 1. Gördüm başa görmedim. Eksi 1 bölü 2. Eksi 1 bölü 2 x artı 1'in karesi. Bak onu da gördüm. Denizi de gördüm arkadaşlar. İntegrali artık u'ya çevirdikten sonra işim gayet ama gayet kolay. Gel bakalım 11'e. 11'de ne var? Ayrı ayrı yazmış. Ben bunun parça parça türevini alsam buraya gelmeyecek. O zaman şöyle yapalım. Şimdi x kare artı 1 ya ben bunu x parantezine alayım. x kare artı 1 karesini alırsam burası x kare çarpı x kare artı 1'in karesi. Değil mi? Şimdi burada arkadaşlarım 3 bölü x kare artı 1'in karesi dx artı burada da e, dx bölü x kare parantezinde x kare artı birin karesi var. Biz bunları aynı şeye toplarsak, integre toplarsak. Şimdi toplayacağız da şey var payda falan işlemem lazım. Şimdi 3 bölü x kare artı birin karesi artı 1 bölü x kare çarpı x kare artı 1'in karesi dx'i komple demem lazım. Şöyle komple dx demem lazım. O zaman benim buraya x kare çarpmam lazım. Değil mi? Burayı x kare çarpmam lazım ki işler e, görülsün. Dağıtalım. Dağıtalım. 3x kare artı bir bölü. Değil mi? Şimdi artık ben bunu başa döndürmek istiyorum arkadaşlarım. Öyle istiyorum. Çünkü türevini alınca bu gelecek. Başa döndürdüm ben bunu. x küp artı x'in karesi şeklinde yazmam benim için daha hayırlı olacak gibi. Şöyle integrali de çizdireyim. Şimdi bak belli ki x küp artı x'e u diyeceğiz. Değil mi? Bak 3x kare artı 1 dx aynısı geldi. du oldu. O zaman du bölü u kare. Tamam mıyız? Tamamız. Şimdi şu yukarısıyla bir işimiz kalmadı arkadaşlar. Şurayı bir toplayayım ben. Böyle buraya da atayım. Buraya da atayım. Şimdi e, bu da ne yapacak o zaman? Şöyle yapalım? U üzeri eksi 2 du. Bu da u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Yani eksi 1 bölü u artı c. Yani eksi 1 bölü x küp artı x artı c. Çünkü u'ya ona demiştim. Eksi bölü x küp artı x artı c. O da Bursa'da varmış. Benim canım arkadaşlarım hadi yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Geldik 12. sorumuza. Şimdi 12'de görüldüğü üzere bir parabol var arkadaşlarım. Parabolün grafiği varsa parabolün denklemini yazacaksınız. Yani bu türevde de olsa, integralde de olsa, limitte de, olsa yazmak gerekiyor. Şimdi bunun tepe noktası 3'e 0. Şöyle vardı ya tepe noktası bilinen parabolün denklemi. Nasıl yazılıyordu? fx eşittir. a tane x eksi absisin karesi artı k yazılıyor değil mi? Yani k'si 0 olduğu için böyle. E 0 yazdığım zaman 18'e varması için 0 yazarsam x 3'ün karesi 9a'nın 18 e olabilmesi için demek ki a'nın 2 olması lazımmış. Yani aslında bizim parabolümüz 2 parantezinde x eksi 3'ün karesinden başka bir şey değilmiş. Tamam. Şimdi o zaman biz bunu dx bölü 2 tane hatta 2'yi başa atalım. 1 bölü 2 tane x eksi 3'ün karesi yazsak. Ve buradan bunun integralini bulmaya çalışsak. x eksi 3'e u diyelim. Buradan dx eşittir du olsun. Tamam mı? 1 bölü 2 tane du bölü u kare arkadaşlarım. Bu da 1 bölü 2 tane U üzeri eksi 2 olduğu için hadi yazayım onu bir daha. U üzeri eksi 2 du. Bu da 1 bölü 2 tane. U üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c yapmam lazım. İntegral sahibinin sıfır alın dediğine göre bunu da yazmamam lazım. Şimdi 1 eksi 1 bölü 2 tane 1 bölü u yazacağım. 1 bölü u ne arkadaşlarım? U dediğim şey ne benim? X eksi 3 mü? O zaman x eksi 3 x eksi 3 düzgün yazayım şunu isterseniz. X eksi 3 artı c yazmam gerekiyor. Şimdi gelelim buna. Ne diyor? K yazmış. K arkadaşlarım kim olabilir? Eksi 1 alacağım ben burada k'yi. Çünkü niye? Eksi 1 yazıyor. Bak, eksi içine dağıtabilir miyim? Dağıtabilirim. Şimdi 2x artı b. Şimdi ben bunu dağıtırsam, burası 2x eksi 6 olacak. Yani a artı b dediği için e, buradaki a kim olacak? 2 olacak. B kim olacak? Eksi 6 olacak. A topla. Eksi 4. Eksi 1'e böl. 4 gelecektir. Hocam eksi aşağıda atsak sona yazsak fark eden bir şey olmaz. 13'e geldim. Şöyle bir toparlayacağım ben şuraları. Şimdi 13'te GX'e U diyeceğim. Çünkü türev yukarıda belli. O zaman GX'e U demekle başlıyoruz. Diferansiyelini alıyorum. G x dx eşittir du oldu. Tamam. O zaman burası du arkadaşlarım. Bölü u kare yazdım. Bu da u üzeri eksi 2 du bu da arkadaşlarım u üzeri eksi 1 bölü eksi 1 artı c. Yani eksi 1 bölü u artı c ile biz bu işi bitireceğiz. Şimdi eksi 1 bölü u dediğim kim? gx. Yani bunun adı aslında eksi 1 bölü gx'miş. Eşittirdiğim artı c'yi yazmayayım. Şunu gördüm. Bunun de arkadaşlarım 3x artı c. C'yi orada kullanayım. 0 yazmış 1 bölü 2 olmuş. Şimdi x'e 0 yazarsam ben eksi 1 bölü g0 1 bölü 2 olacağı için bunu yazdım. Eşittir. C. Yani C'yi buldurmuş. C eşittir arkadaşlarım. Bunu işlemi yaparsam eksi 2 gelecek. Tamam. Yani ve yani e, GX isterim isterseniz. Şimdi ters çevirsem eksi Gx eşittir. Tabi bunu da ters çevirmem lazım. Şunu bu da 1 bölü 3x eksi 2 oldu. Tamam mı? G2'yi soruyor. 2 yazalım yerine. Eksi G2 eşittir. 1 bölü 2 yazarsam eğer ben 6. 2 çıktı. 4 kaldı. Eksilisi 1 bölü 4 ise tabii ki kendisi de eksi 1 bölü 4'tür. O da bak adına da zaten var imiş. Tamam. Hadi bakalım bunu hallettiniz. Şimdi geldim ben 14'e ve testimizin son sorusuna. 2x f kare x eksi e, f üssü x eşittir. O baya bir ortalık karışmış arkadaşlarım burada. Şimdi 2x e, f kare x. Şimdi bu şeyin türevi ama neyin türevi? integralini bir almaya çalışalım. Bakalım. Şimdi bunu bu tarafa atsam ben. Bunu da bu tarafa atsam. Ne olacak acaba? Şimdi bir kez fx'ler f üstü x'ler bir tarafta bulunsun. Bak şu 2x f kare x var ya. Burada 2x kare e, f üstü x. Yani karesini maresini almış. Bir şeyler yapmış. f kare x'in e, nasıl halledelim? Karesi gelmiş ya. Sanki böyle paydadaymış gibi hissi verdi bana. Bir bakalım. Bir bakalım. Şimdi F üstleri bir yere, bir yere toplayalım bakalım biz. Yani ben de şu an açıkçası ne yapacağımı bilmiyorum. F üstleri bir yere toplayalım bakalım. Şimdi 2x tane F kare x eşittir diyelim. Karşıya atalım. Ee, x üzeri 4 tane F üstü x değil mi? Eksi 2x kare F üstü x artı F üstü x. Doğru muyuz? Doğruyuz değil mi? Şimdi ne yapabiliriz biz burayı? F üstü x parantezini alalım. Şu 2x çarpı f kare x dursun. Bunu ben f üstü x parantezini alayım. F üstü x parantezinde x üzeri 4 eksi 2x kare artı 1 geldi arkadaşlarım. Tamam. Tamam. Şimdi bak şununla şunu bir yere almam lazım. Buna da bunu bir yere almam lazım. Çünkü niye? Fx'e u diyeceğim. Türevi gelsin diye. O zaman şöyle yazalım. 2x bölü X üzeri hatta bunu da şey yazacağım arkadaşlarım. X kare eksi birin karesi yazacağım. Birincinin karesi birinciyle ikinci çarpımın dikkati var ya o. Oh. F üssü X bölü F kare X yazdım. sıkıntı olan var mı? Yok değil mi? Çünkü işler işler çarpımı yaptığım zaman aynısı gelecek. Şimdi bak integral alayım. Integral içerisinde 2X bölü X kare eksi birin karesi DX eşittir. Integral içerisinde F üssü X bölü F kare x de x. Tamam her şey yoluna girdi. Yani onları bir şekilde dip dibe getirmem lazım gibi düşündüm. Sonra baktım artık duruma göre. Şimdi burası arkadaşlarım x kare eksi 1'e u dersem 2x dx de du olacak. Yani burası 2x dx du oldu. Güzel burada. Burası du bölü du bölü u kare. Değil mi? Şimdi eşittir. Şimdi burada da F, e, fx arkadaşlarım t'de yani u da karışmasın diye diyorum. Türevi f üstü x dx eşittir dt oldu. Yani buraya dt yazacakmışım. dt bölü u şey t kare oldu. Değil mi? Şimdi bunların integralini alalım. Burası eksi 1 bölü u yapacak. Artık ezbere bile bilebiliriz. U üzeri eksi 2 eksi 1 bölü u. Burası da arkadaşlarım eksi 1 bölü t artı c. Bir tanesinden c gelsin gene. Tamam. Şimdi ben neye u demiştim? x kare eksi 1'e yani burası eksi 1 bölü x kare eksi 1 eşittir. Eksi 1 bölü fx artı c. Böyle bir integral. Yani bunu görmek basit mi? Basit değil. Hocam sen nasıl gördün? Ya ben gene bir ilişkilendirdim. Bir şeyler yaptım. Şimdi 2 yazalım arkadaşlarım. Eksi 1 bölü 2 yazarsam 4. 1 çıksa 3. Eşittir. Eksi 1 bölü Şimdi 2 yazdım ya f2 1 olduğu için 1 yazacağım a artı c. Yani buradan c eşittir. Eksi 1 bölü 3 artı 1'den 2 bölü 3 yaptı. Buradaki c değeri arkadaşlarım 2 bölü 3 yaptı. Tamam 2 bölü 3. Bu f4 nedir diyor. Bakalım. Şimdi 4 yazacağız. Eksi 1 bölü 4 yazdım 15 geldi. Eşittir. Eksi 1 bölü f4'ü soruyor zaten. Artı 2 bölü 3. Değil mi? Tamam. Şimdi e, ne yapalım? Bunu bu tarafa atalım. 1 bölü F4 diyelim. Eşittir. 2 bölü 3 artı 1 bölü 15. 5 ile payda eşitleyelim. 10. Bir de burada 11 bölü 15 arkadaşlarım. Ters çevirelim. 15 bölü 11 ile biz bu işi bitirelim. 14'ün sonuna da geldik. Çok şükür. Vallahi iyi çözdük. Güzel sorular vardı. Gene her zaman olduğu gibi. Test 13 ile devam edeceğiz arkadaşlarım. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.